Selam. Bugün Sevilla'dayız. Endülüs gezimizdeki ikinci durağımız Sevilla. Malaga videosunu izlemediyseniz şuraya bir yere link koyacağım. Malaga videosunu da izleyebilirsiniz. Alcazar Sarayı'nı gezeceğiz. Şu an Alcazar Sarayı'nın bahçesindeyim. Buradan katedrale geçeceğiz. O muhteşem katedrali göreceğiz. İçinde Kristof Kolomb'un katapultu var. Sonra Sevilla kendine görülecek diğer yerleri de görüp otelimize geri döneceğiz. Hadi gezi başlasın. Alcazar Sarayı, İspanya'daki müdeccem mimari stiline sahip tek ve en güzel yapı. Müdeccem mimari stili dediğimde nedir? Burada Katoliklerin burayı Müslümanlardan ele geçirmesinden sonra Hristiyanlar yapıyı tamamlayabilecek Müslüman mimarları göndermiyor bu yapıyı tamamlayın diye. Müslüman Endülüs Emevi Devleti'nin yaptığı bu mimari yapıya da müdeccem mimari deniyor. Muhteşem bir yapı. Birçok yerinde tek hakim Allah'tır yazısı var. Düşünsenize Katoliklerin olduğu dönemde Müslümanlar yaptığı için bu yazıları burada tutuyorlar. Muhteşem bir saray. Gezmeye devam ediyoruz. Alcazar Sarayı'nı geziyoruz. Şimdi sizlere burayla ilgili birkaç bilgi daha vereyim. Alcazar Sarayı'nın yapımına 1181'de başlanıyor. Ve UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne giren bir saray burası. İspanya'da 44 tane Dünya Miras Listesi'ne girmiş eser var. Bir tanesi bu saray. Birini de çıkınca katedralin o kilisesi, Çan Kulesi'nde göreceğiz. Endülüs Emevi mimarisiyle, müdeccim mimarisiyle yapıldığı için her ne kadar Katolikler zamanında yapılmış olsa da her yerde yegane Fatih Allah'tır yazısı var ve muhteşem bir işçilikle işlenmiş. Çok güzel bir saray. Gerçekten şahane bir yer yani. Alcazar Sarayı'nın içinde çok güzel bir kafe var. Biraz gezdik. Sıcak tabii biraz yoruyor. O yüzden burada oturduk. Bir kahve molası verdik her zamanki gibi. Şimdi dolaşmaya devam. Game of Thrones'u izleyenler bu bahçeyi biliyor Dorne'dan. Lannister'ların kızı vardı öldürülen. Burada sevgilisiyle dolaşıyordu. Miss Lannister girl skips about the water gardens, eating our food. Şimdi onun balkonuna da gideceğiz, o manzaranın, o resmin olduğu yere. Önce bu muhteşem parkın içinde dolaşacağız. Sonra size o Game of Thrones bölümlerinin çekildiği yerleri göstereceğim. Game of Thrones izleyicileri Dorne ailesini biliyor sanırım. Westeros'un güneyindeki o krallık. Bakın o krallıktaki bir balkon vardı. Hani hep balkonda manzaraya karşı konuşuyorlardı. Was murdered. And you sit here in the water gardens staring at the sky and doing nothing. Balkon burası. Bahçesi de burası. Muhteşem bir bahçe. Buket bahçeyi beğendin mi? Vallahi çok beğendim. Çok yani büyük. Çok büyük ve her türlü ağaç, her türlü bitki var mı? Her muhteşem bakım var. Her türlü bitki var. O kadar çok bitki var ki her yer çok güzel kokuyor. Hayvanlar, kuş sesleri müthiş bir yer gerçekten. Ben bayıldım. Ziyaret edecekseniz biraz da akşam üstüne doğru gelin. Gerçi kaçta kapanıyor? Galiba 7'de kapanıyor. 7.30. 7.30'da kapanıyor. 7.30. Yazın gelmezseniz biz şimdi sıcaktayız. Ama o kadar kadar keyifli ve o kadar güzel ki gerçekten çok beğendim. Size real kelimesiyle ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Real ne demek? İngilizce real değil. Güray söylesin. Real kelimesi kral demek. Monreal olsun, Real Madrid olsun. Bunların aslında hepsi kral demek. Mert, neyi arıyoruz? Süpermarket. Arkamda gördüğünüz yer de kralların duş aldığı yer. Bak, şöyle göstereyim. Amma kalabalık, herkes fotoğraf çektirmeye geldi. Bu arkamda gördüğünüz de Sevilla Katedrali. Pazartesi günü ne yazık ki erken kapandığı için içeri giremedim. Saat 3.30'da kapanıyormuş. İçeride Kristof Kolomb'un katafaltı vardı. Yani mezarı içinde değil ama 4 tane İspanya kralının taşıdığı anıt mezarı diyebileceğim bir şey. O yüzden Kristof Kolomb hakkında bu videoda konuşmayacağım. Belki başka bir zaman veya yolumuz tekrar buraya düşerse. Aslında bu katedral yapılmadan önce burada bir cami var. Hatta bu Giralda diye gördüğünüz bu kule 105 metre uzunluğunda bir kule. Burası da cami. 1248 yılında Hristiyanlar tarafından burası fethedildiği zaman buradaki cami yerine bu katedral yapılıyor. 1402 gibi başlıyor yanılmıyorsam ve 100 yıl sürüyor bu katedralin inşaatı. Ve bu gördüğünüz çan kulesi de aslında eskiden minare. Fakat daha sonra bunun üstüne çan kulesini ekleyip böyle kule olarak kullanıyorlar. Bu Giralda isminde ve bu Dünya Miras Listesi'ne girmiş bir kule. 105 metre yüksekliğinde muhteşem bir kule. Sevilla'ya yolu düşenlerin gezmesini tavsiye ediyorum. Pazartesi günü gelenler de en geç 3.30'a kadar girdi giremedi. Benim gibi anca dışarıdan görür. Bu arkamda gördüğünüz yerde Altın Kule. Arap mimarisiyle yapılmış, zamanında gümrük binası gibi bir şey. Yeni dünyadan yani Amerika kıtasının keşfinden sonra oradan gelen altınların Sevilla kentine girmeden önce vergisinin kesildiği, depolandığı yer. Sonra zindan olarak kullanılmış. Hatta Cervantes'in Don Quixote'un ilk eskizlerini burada yazdığı söyleniyor. Burası hapishane olarak da kullanılıyor. Bunun bir tanesinin ikizi de karşıda olduğu düşünülüyor ama şu an nehrin karşı tarafında bunun aynısından yok. Dolayısıyla bir tek bu var. Şu an denizcilik müzesi olarak kullanılıyor. Bu arada neden altınlar burada depolanıyor? Kristof Kolomb'dan sonra yeni dünyanın keşfiyle Amerika kıtasından gelen altınlar gümrük vergisi olarak önce bu binada toplanılıyor. Sevilla'ya altın getirmek istiyorsan önce bu binaya vergini vereceksin. Çok güzel bir yapı, nehir kenarında. Arkamda gördüğünüz yapı da La Plaza de España, İspanya meydanı. Böyle yarım oval şeklinde kocaman bir bina. 1928 yılında bir sene sonra yapılacak İber Amerika Exposu için inşa edilmiş bir bina. Bu binanın benim için en büyük özelliği, Star Wars sevenler bilir Attack of the Clones, Klonların Saldırısı filminde Padme'nin Naboo'su. Hatta o sahneye beraber bakalım. Ben Star Wars hayranıyım. Çok seviyorum Star Wars'u. Buraya özellikle o yüzden gelip görmek istedim. Yalnız önündeki park muhteşem güzel. Yani O kadar güzel parkları var ki adamların. İçinde faytonlar dolaşıyor. Her ne kadar faytona karşı olsam da bisikletle gezebiliyorsunuz. Sakin, 100 yıllık ağaçlar var ve böyle de güzel bir meydan var bakın. Ortasında havuzu. Süper bir yer. Hani Sevilla'ya yolu düşenlerin bence buraya gelip 1-2 saat dinlenecek, vakit geçirecek bir yer olarak seçmesini tavsiye edebileceğim bir yer. Ben gezmeye devam ediyorum. Saat 8.30-9'a geliyor ve Sevilla'da daha güneş batmadı. Yani yazın günler burada gezmek için bayağı yeterli, bol bol. Sevilla gezimin sonuna geldim. Çok güzel bir gündü. Sevilla'yı bir günde gezdik dolaştık. Akşamına da şimdi tapas'ta günü bitireceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sadece Barcelona değil, Endülüs önemli. Endülüs. Selam var mı? Sen gönderecek selam. Dayıma. Hoşadaki dayıma. Dayıma. Tamam.